Kahramanmaraş'ta 2023 Expo hazırlıklarında sona doğru yaklaşılırken dev organizasyonun ev sahibi 12 Şubat Belediyesi olmuştu. Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'ne katılarak yaptıkları tüm çalışmaları anlatmaya başladı. Expo 2023 rekreasyon alanında ilk defa hem kelebek hem de uğur böceği bahçesi yer alırken alana inşa edilen Türkiye'de bir ilk olan 69 bin metrekare büyüklüğünde ilk ve tek Kristal Lagün Gölü'nün de yapımı tamamlandı. Yapacağımız expo sadece expo dönemiyle sınırlı kalırsa oraya harcadığımız kaynak biraz israf gibi olur. Ama orayı bir yaşam alanı haline dönüştürebilirsek ki bizim amacımız o, içine koyduğumuz projelerle yaşam alanı haline getirmek, o zaman çok daha anlamlı ve sürekli kullanılabilir hale getirmiş olacağız. Expo alanını bir yaşam alanına dönüştürmek için içine bir takım projeler serpiştirdik. Örnekleyecek olursam Uğur Böceği ve Kelebek Bahçemiz diye bir projemiz var ki buna senede 300-400 bin ziyaretçi alabiliriz. İçinde bir şehir müzemiz var. Bizde biliyorsunuz Germanica var. Germanica'yı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtmamıza vesile olacak şehir müzemiz. En az senede 300 bin kişi ziyaretçi bekliyoruz. 250 civarında hobi bir evimiz var. Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin hem tanıtıldığı hem de satışının yapıldığı bir çarşımız var Aras Dağı altında. 70 dönüm büyüklüğün devasa bir havuzumuz var. İçinde bir de açık AVM olacak inşallah. Hem Expo hem de Expo'dan sonra Kahramanmaraş 12 Şubat rekreasyon alanı çekim merkezi olacak.